Merhaba. Mehmet Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle bizi konuklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Arkada çok da güzel manzaramız var aslında. Yaptığım bir şey var olarak ama sizin faaliyetlerinizden, tercih edilme sebeplerinizden önce izleyicilerimi ben sizleri tanıtmak istiyorum. Öncelikle Onat Bey sizden başlamak istiyorum. Onat Bey kimdir ve buranın hikayesini bizimle paylaşabilir miyim? Onat Bey kimdir? Onat Bey Kayseri'de yaşayan bir öğrencidir aslında. Evet. Aynı zamanda hayvancılık işiyle uğraşıyorum. Erciyes Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenciyim. Evet. Babadan mı meslek sürdürüyorsunuz aslında? Öyle, babadan, dededen hatta. Evet. Biraz da seviyorum hayvanları, o yüzden böyle devam ediyorum. Harikasınız. Mehmet Bey, sizdeyiz. Ben Hacettepe Üniversitesi Grafik Tasarım, Ankara Üniversitesi Antropolojiyi bitirdim. Hayvanlarla iç içe olmayı çok seviyorum. Şu anda yurt dışından da hayvan getiriyoruz. Bu işlerle uğraşıyoruz. Büyükbaş hayvancılık yapıyoruz. Harikasınız. Sizin beraber yollarınız kesişti. Az çocukluktan beri birbirinizi tanıyorsunuz aslında. Aynı zamanda akrabasınız da. Evet. Buranın birazcık hizmetlerinden ben bahsetmek istiyorum. Neler yapılıyor burada? Burada neler yapılıyor? Burada yani yoğun olarak büyükbaş hayvancılık. Büyükbaş hayvanlar var. Diş hayvanlarımız var. Biz normalde süt üretimi yapıyoruz. Süt üretimi, satımı falan. Aynı zamanda hayvan alım satımıyla da uğraşıyoruz. Evet. Böyle devam ediyor ya. Büyütüyorsunuz, aynı zamanda damızlık hayvanlarınız da var. Onları büyütüyorsunuz ve var. Süte ve ete bir şekilde siz onları da evet. üretici firmalara satıyorsunuz. Satıyoruz. Yani evet. Çoğu zaten kendi ev hayvanımız. Yani daha önce yurt dışından getirdiğimiz hayvanlarımız var. Onların yavrularını büyütüp yani süt üretmek için kullanıyoruz. Fabrikalarda veriyorsunuz aslında. Yani bilim onu işleten yerler. Harikasınız. Peki. Aslında çok da zor bir meslek. Hayvancılık deyince akla çok şey de geliyor. Dikkat edilmesi gereken konular da var. Siz bu anlamda Mehmet Bey nereye dikkat ediyorsunuz? Hayvancılık aslında dışarıdan göründüğü kadar zor bir meslek de değil. Biz hani biraz da şehrin bu gürültüsünden işte hengamesinden kaçıp buralara gelen insanlarız. Ve ben mutluyum. Hani daha tamam zor şartlarda çalışıyoruz. Yağmur, kar vesaire. Sıcak, soğuk fark etmiyor ama biz bu mesleği severek yapıyoruz. Onun için bana zor görünmüyor ama bütün genç arkadaşlara öneririm, öyle söyleyeyim evet. ben. Hayvanlarla ilgili nereye dikkat etmek gerekiyor? Peki burada iyi verim alabilmek adına? Yani hayvanların cinsi önemli bir kere. Evet. Biz genelde simental diye bir ırk var, kombine bir ırk. Evet. Hem süt hem et için kullanılan bir ırk. Onu tercih ediyoruz. Yani yaptığınız işe göre değişiyor hayvanın tercih sebebiniz. Yani et işi yapıyorsanız Şarolo ırkı var, Limuzin ırkı var mesela örneğin. İşte sadece süt istiyorsanız Holstein ırkı var. Hem süt hem et istiyorsanız simental cinsi var. Projelerinizle, geleneklerinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Onat Bey, Mehmet Bey. Çok sağ olun. Teşekkürler.